Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak Haçlı ordusunun Neybolu savaş planı ve ilerleyişi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Osmanlı ordusunun Neybolu savaş alanına gelişi konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Yıldırım Beyazıt'ın 1395'te İstanbul'u ikinci defa kuşatmaktayken yeni bir Haçlı ordusu hakkında haberi oldu. Osmanlı istihbaratı iyi çalışmıştı. Esasen İstanbul Boğazı'ndan geçen ve Haçlı donanmasına istirahat edecek olan gemiler görülmekteydi. Ayrıca Bizans İmparatoru 2. Manuel Palaiologos'un Macar Kralı'na gönderdiği Yıldırım'ın Haçlı ordusundan haberdar olduğuna dair mesajı da Osmanlıların eline geçmişti. Haçlı ordusu Buda'ya eriştiği zaman Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını çoktan bırakmış bulunuyordu. Gazi Evrenos Bey komutasındaki akıncılar hemen ilerlemişler ve Osmanlı ordusunun güzergahı için keşif yapmaya başlamışlardı. Beyazıt İstanbul'un ablukası için az sayıda birlikleri geri bıraktı ve bu yüzden Bizanslılar donanmalarını Tuna'ya gönderemediler. Beyazıt Rumeli eyaleti ordularının düşmana hücum etmesini ve Osmanlı ordusunun Edirne ve Filibe arasında toplanmasını emrini vermişti. Tecrübeli Sadrazam Kara Timurtas Paşa tarafından organize edilen Rumeli ve Anadolu eyalet orduları büyük bir hızla burada toplanmaya başladılar. Ve Meriç kıyısına hemen hasıl oldular. Vasal devletlerden de önemli katkı sağlayanlar oldu. Özellikle Sırplar Stefan Lazarević komutasında Filibe'ye geldi. Ve ana Osmanlı ordusu ile Sıpka geçidi güneyinde birleşti. Ana Osmanlı ordusu ise toplanma mevkiinden Ağustos sonunda hızla yola çıkıp 20 Eylül'de Sıpka geçidinden geçip 21-22 Eylül'de Tırnova'ya vardı. Burada ilk defa bir Haçlı keşif birliği ile karşılaştılar. Osmanlı keşif birlikleri ise Neybolu'ya yetişip Haçlı ordularının kale önünde ordugahta olduklarını gördüler. 24 Eylül'de Beyazıt ve ana Osmanlı ordusu Neybolu'nun birkaç kilometre güneyine geldi. Ve Yıldırım'ın otağı burada bir tepe üzerine kuruldu. Osmanlı tarihçileri ana ordunun Neybolu önüne varışının akşamüstü olduğunu yazmaktadırlar. Ordu kampı kurulana kadar Yıldırım'ın karanlıktan faydalanarak kale duvarlarının önüne geldiğine ve Doğan Bey'e bağırarak sabaha kadar direnmesini emrettiğine ve Doğan Bey'in yeterinden bol yiyeceği olduğunu ve moralinin iyi olduğunu bildirdiğine ve sultanın kale önüne geldiği için hiç yenilgi imkanı olmadığını söylediğini yazarlar. Kıymetli dostlarım, bu videonun da teferruatı buraya kadardı. Şimdi gelin Neybolu Savaşı'nı başka bir kaynaktan yine dinleyelim. Neybolu Savaşı. Yıldırım Bayezid'in başında bulunduğu Osmanlı ordusuyla son Orta Çağ Haçlı ordusu arasında geçen savaştır. Türklerin Balkanlardaki durdurulamaz ilerleyişi karşısında bir önlem alması gerektiğini düşünen o günün büyük devletlerinden Macaristan bir Haçlı çağrısı yapmaya başladı. Aynı zamanda Avrupa'dan her fırsatta yardım talep eden Bizans, Macarlarla ittifak yaptı. Dört bir tarafa gönderilen elçiler olumlu yanıtlarla dönmüş, bitti sanılan Haçlı ruhu nasıl olduysa Avrupa soylularının arasında yeni bir coşkuya yol açmıştı.
Alman prensiplerinden, Eflak'tan, Lehler'den, Slovaklardan, Hırvatlardan, İspanya'daki Aragonlardan, Fransızlardan, Venedik ve Cenevizlerden, Saint Jean Şövalyelerinden ve az da olsa İngilizlerden Haçlı ordusuna askerler katılıyordu. Hatta Yüzyıl Savaşları'na kısa bir ara veren Fransa Kralı 6. Charles, İngiltere Kralı 2. Richard'a ortak bir ordu kurmayı teklif etmişti. Bu gerçekleşemedi ama taşın altına asıl elini sokan Burgonya dükü oldu. En romantik şövalyelerin yurdu olan yükselişe geçen Burgonya, ateşli bir şekilde Haçlı ordusunun ana kuvvetlerini oluşturdu. Osmanlılar ise Balkanlardaki varlıklarını sağlamlaştırmakla, Eflak Kralı'nı tahtından etmekle ve İstanbul'u kuşatmakla uğraşıyorlardı. 1396 baharının başında Venediklilerin oluşturduğu Haçlı donanması Saint Jean Şövalyelerini de almak suretiyle Rodos'a vardı. Temmuz sonunda ise tüm Haçlı karabirlikleri Budapeşte'de toplandı. Yıldırım Beyazıt da Ağustos'ta İstanbul kuşatmasına biraz kuvvet bırakarak Edirne'ye geçti. Budapeşte'den hareket eden Haçlı ordusuna Tuna'da erzakları taşıyan bir filo da eşlik ediyordu. Orşova'ya varan Haçlı kuvvetleri buradan Tuna nehrini geçti ve Osmanlı'ya bağlı Bulgar prensliğinin topraklarında yağma yaptı. Diğer yandan Macar ordusunun bir bölümü de Karpat dağlarından ilerleyerek Osmanlı'nın desteklediği Eflak Kralı Vlad'ı tahtından indirip yanlarında yer alan Türklerin tahttan indirdiği Mörfya'yı başa getirdiler. Ağustos sonu gibi ise Ceneviz, Venedik ve Saint Jean Şövalyelerinin 42 parçalık donanması Tuna ağzına geldi. İlerleyişe devam eden müttefikler Eylül başında Vidin'i aldı. İçerideki Türk garnizonunu ise katlettiler. Ardından Rahova'yı teslim aldılar. Buradaki garnizon da Vidin'dekiyle aynı akıbeti paylaştı. Yol boyunca ise özellikle Çivili Fransızlarla Macar komutanlar arasında anlaşmazlıklar sürüp gitmişti. 10 Eylül'de ilk olarak Haçlı donanmasının İbolu'ya ulaştı. 2 gün sonra ise kara orduları gelip kaleyi kuşatma altına aldılar. Padişah Edirne'de hızlı ve etkili bir ordu kurdu. Osmanlı Haraç güdarları da sultanın en güvendiği müttefiki ve kayınbiraderi Sırp prensi Stefan Lazarevic komutasında Felibe'de toplandı. Ordu eski zar üzerinden ilerleyip Şıpka geçitlerine geçip aynısını yapan yardımcı birliklerle 22 Eylül'de Tırnova'da birleşti. İnanılması güç bir hızla ilerleyen Türkler 24 Eylül'de Nibolu önlerine vardı. Davullar, borular, zurnalar çalınıyordu. Her tarafta kılıç ve kargılar hilallerle bezeli kuv ve sancaklarla doluydu. Ağır süvariler kıta ve kıta saf ve saf zırhlara bürünmüştü. Herkes atlarından indi, çadırlar yükselip düşmanın karşısına ordugah kuruldu. Tarafların güçlü komutanları ve liderleri şöyleydi. Osmanlı padişahı ve yenildiği yüzü görmemiş Türk Mareşali Yıldırım Bayezid, Tunca Nehri boyunca yaptığı seferlerle nam salan Kara Timur Taşpaşa, Orhan Gazi döneminden beri Balkanlarda akınlar yapan ve efsaneleşmiş Akıncı Başbuğu, Yaşlı Kurt Evrenos Bey ve Yıldırım Bayezid Ankara'da esir düşene dek yanından ayrılmayan genç Fatih Sırp prensi Stefan Lazarovic, Osmanlı'nın göze çarpan komutanlarıydı. Avrupa ordusunun en önde gelen komutanı ise Alman İmparatoru 4. Karl'ın oğlu ve Türklere karşı Haçlı seferlerinin amansız savunucusu, Atılganlığın abidesi Macar Kralı Sigismund'du. Aynı zamanda büyük lakabıyla anılan Eflak Kralı, Yaşlı Mörfya, Burgonya Dükü Filip'in oğlu, ülkesinde asla vazgeçmem sloganıyla tanınan ve ileride büyük bir dük olacak, korkutuz olarak adlandırılan Jean de Nevers, Saint Jean Şövalyelerinin baş üstadı Filibert de Neylak güçlü simalardandı. Nibolu Savaşı'nın en büyük tartışma konusu tarafların asker sayılarıdır. Kaynaklar birbiriyle o kadar çelişkilidir ki bugün savaş meydanında toplam 30 bin kişinin olduğunu da 400 bin kişinin olduğunu da söyleyenler mevcuttur. Osmanlı tarihçisi Şükrullah kendilerinin 60 bin, karşı tarafın ise 130 bin olduğunu söylemektedir. Günümüzde yapılan araştırmalar, saha çalışmaları ve yeni bulunan belgeler sonucu Haçlıların 9 bin Fransız, 1000 kadar İngiliz, 10 bin Eflaklı, 5 bin Alman, 15 bin Macar, 10 bin civarı İspanyol, İtalyan, Leh, Danimarkalı, İskoç, Bulgar, Bohemyalı ve diğer milletlerden gelen askerler ve donanmayla taşınan Venedikli, Rodoslu şövalyelerden oluşan 50-55 bin civarı ordusu varken Osmanlıların ise 20 bin ana ordu, 3 ila 5 bin arası da Haraç güdarların askerlerinden oluşan 25 bin kişi civarında bir kuvveti vardı. Dillere pelesenk olan bu Haçlı ordusunda Avrupa'nın en ünlü dükleri, kontları, şövalye ve mareşalleri yer alıyor, adeta tüm ordu asilzadelerden oluşuyordu. Düşmanı kale önüne gelir gelmez Fransız Dekosi komutasındaki birlikler ve yanlarında Almanlar bulunan Eflak öncüleri Türk keşif kuvvetlerini küçük bir oyuna getirerek arkalarından sürüklediler ve tuzağa düşürerek zayiat verdirdiler. Karargâhta da Nibolu'daki birlikler saldırıp esirleri kurtarmasın diye Vidin ve Rahova'dan alınan esirler katledildi. Arkasından akşam olup ordular savaş hazırlıklarına başladığında padişah tek başına karargâhtan çıkıp düşman hatlarının arasına sızmış ve kale komutanı Doğan Bey'e yardıma geldiklerini ve sabaha kadar dayanması gerektiğini söylemişti. Gün dönüp 25 Eylül 1396'yı gösterdiğinde hasım kuvvetler savaş düzenine geçti. Türk ordusunun merkezi kazıklar çakılarak oluşturulmuş savunma hatlarından oluşuyordu. Azap askerleri, okçular ve o devirde az sayıda olan yeniçeriler bu mevzilerin arkasında saf tutmuştu. Sağ kanatta Rumeli sipahilerinin başında Şehzade Süleyman'la beraber Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, Beyler Bey, Firul Bey, Malkoç Bey ve Timurtaş Paşa bulunuyordu. Sol kanatta ise Anadolu sipahilerinin başında Şehzade Mustafa, ona yardımcı olarak da Anadolu Beyler Bey, Karatimurtaş Paşa ve Karaman topraklarından gelen Türkmen kuvvetleri vardı. Dön kısımda Akıncılarla Evrenos Bey, en geride Kapıkulu süvarileriyle padişah, padişahın sol kısmındaki ormanlıkta ise Sırp ihtiyat kuvvetleri yer alıyordu. Ordunun planı karşı taraf hücuma geçince ön kısımda perdeleme yapan Akıncılar iki yana açılacak, piyadelerle baş başa kalan Haçlılar kanatlardan Osmanlı duvarileriyle yok edilecek şeklindeydi. Haçlı ordusunda ise gece yapılan planda Macar Kralı temkinli olup Erdel ve Eflak kuvvetleriyle Akıncı birliklerini temizlemeyi ve bunu takip eden iki ana kuvvet olan Macarlar ve Fransızlar yapılacak güçlü ve kesintisiz bir saldırıyla Türkleri yok etmeyi planlamıştı. Ama burnu havada ve kendilerine fazla güvenen Burgonyalılar köylü olarak değerlendirdiği diğer birliklerin arkasında savaşmak istemediklerini söyleyerek zaferi kendilerine mal etmek adına sabahleyin Kral Sigismund'un şaşkın bakışları arasında ön saflara geçtiler. Bu son değişiklikle beraber ordu düzeni şöyle olmuştu. Fransızlar ön kısımda yer alıyor, sağ kanatta Laskovic komutasında Erder birlikleri, sol kanatta ise Mörfya önderliğinde Eflak güçleri bulunuyordu. Fransızların arkasında ise geniş bir hat oluşturan, başta Macar, Alman ve diğer Haçlı kuvvetleri bulunuyordu. Altın güneş, Fransızların gümüş zırhlarını parlatmaya başladığında Burgon güçleri saldırıya geçti. Tepeden tırnağa ağır zırhlı birlikler karşı koyamayacağı açık olan Türk akıncıları önceden yapılan planlar saldırıya geçti. Önceden yapılan planlar uyarınca göstermelik çatışmadan sonra kanatlara doğru açıldı. Bir anda kazıklarla donatılmış istihkamlarla karşı karşıya kalan düşman askeri yağmur gibi ok atışlarına maruz kaldı. Önce şaşkınlık içinde kalan Jean de Nevers birliklerine ileri emrini verdi. Osmanlı yayalarına doğru hücuma geçen kuvvetli birlik beklenildiği gibi durdurulamamış, istihkamları aşmaya başaran Haçlılar ellerinde kılıç ve mızrak olan azapları yararak onların yanlara doğru dağılmasını sağlamıştı.
İlerleyen Fransız birlikleri ok atışları sırasında ve savunma duvarına geçerken atlarını bırakmak zorunda kalmıştı. Bu sırada tımarlı sipahiler iki koldan saldırdı ve savaşın en kanlı çarpışmalarından biri yaşandı. İki taraf da çok büyük kayıplar verdikten sonra zor da olsa Haçlılar düşmanını püskürtmeyi bildi. Yürümek için dahi mecali kalmayan Burgonyalılar çok hızlı ve pervasız ilerledikleri için ana birliklerle araları çok açılmıştı. Yorgun askerler zaferin geldiğini sanıp karargâhtaki malları yağmalamak için bitap bir şekilde Osmanlı çadırlarının bulunduğu tepeye doğru ilerlediler. Hesaba katmadıkları ise tepenin ardında olduğu için düşman tarafından görülmeyen Yıldırım Beyazıt ve Kapıkulu süvarileriydi. Sultan tepeden aşağı uğradıklarını anlamadan esir düşmüştü. Geriden gelen ana kuvvet ise müttefiklerin yardım için hücuma geçti ve Osmanlı Akıncı birliklerine saldırdı. Dağılan Türk kuvvetleri emir komuta zinciri çok iyi çalıştığı ve disiplin düzeyleri yüksek olduğu için çok çabuk yeniden düzene girdiler ve savaş hattını biraz daha ileri taşıdılar. Macar kralı kalabalık ordusuyla Akıncıları dağıttıktan sonra yeniden düzen alan lakin açık alanda kalan hafif Türk piyadelerinin üzerine doğru ilerledi. İleri hatlarda yenilen ve kaçışan askerlerin bağırışları geri kalan Haçlıların moralini bozuyordu. Macarların çoğunluğu oluşturduğu ana ordu ilerlemesine rağmen savaşı kaybedeceklerini anlayan Eflak ve Erder liderleri kendi paçalarını kurtarmak için yurtlarına doğru kaçtılar. Ön kısımdaki yenilginin üzüntüsü ve ihanetin siniriyle saldıran kuvvetler önlerindeki azap birliklerine ekin gibi biçti. Kazanan Haçlılar zafer nidalarıyla devam ederek savunma hattını tutmaya gelen tımarlı sipahilere saldırdı. Tam bu sırada planladığı taktiğin kıvama geldiğini anlayan sultan, savaşın başından beri karargahın sol tarafındaki ormanda gizlenen Sırp kuvvetlerine hücum emri verdi. Lazarević, yaptığı bir manevrayla sipahilerin çatışarak tuttuğu orduya yan ve arka taraftan saldırdı. Ağır baskı altında kalan Haçlı ordusu, Kapıkulu süvarilerinin son darbesiyle de bozguna uğramıştı. Tuna'daki donanmaya doğru kaçan düşman ordusunun generalleri, Leh şövalyeleri ve İtalyan arbaletçilerinin son direnişiyle Akıncıların saldırısından kurtulmuş ve gemilerine binerek kaçmışlardı. Ustaca yönetimiyle birçok ganimet ve esir elde eden Yıldırım Beyazıt, Orta Çağ'ın son Haçlı ordusunu tarumar etmeyi başarmıştı. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu konumuzda Neybolu Savaşı'nı da başka bir kaynaktan, yani hem Neybolu Savaşı'nda Osmanlı ordusunun savaş alanına gelişini anlattık, hem de başka bir kaynaktan bu konuyu sizlere izlettik ve dinlettik. O yüzden bu konuyu da bugün burada tamamlamış olduk. Kıymetli dostlarım, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Neybolu Savaşı'nın gelişimi konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte elimizden geldiği dilimizin döndüğünce Neybolu Savaşı'nın gelişimi konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Neybolu Savaşı'nın gelişimi konusu olacaktır. Bir önümüzdeki hafta sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp Neybolu Savaşı'nın gelişimini elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Bu videonun, bu konunun bu kadar çok üzerinde durmamızın nedeni Neybolu Savaşı'nın son Haçlı Savaşı olmasından dolayıdır. Ve bu savaşın Türk ve dünya tarihindeki önemi çok büyüktür. O yüzden bu konunun bu kadar çok üzerinde duruyoruz değerli dostlarım. Ama Neybolu Savaşı'nı iki video sonra inşallah tamamıyla tamamlamış olacağız. O yüzden
Bugünlük videomuz buraya kadardı. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.